Merhaba arkadaşlar. FreeCAD eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle Part Design kısmındaki Additive Helix'e bakacağız. Burada bizim için bir örnek vermişler. Birkaç tane örnek var. Bu örnekleri yapmaya çalışalım. Örneğin şu ilk baştaki örneği yapmaya çalışalım. Bunu yapabilmek için önce geliyorum. Buradan bir Part Design'a geçiyorum. Daha sonra bir tane sketch oluşturuyorum. Create Body diyorum. Pardon, yeni bir doküman oluşturuyorum. Create Body, Create Sketch. Burada 3 tane düzlemimiz var. X, Y düzlemi, X, Z düzlemi ve Y, Z düzlemi. Ben X, Y'yi seçiyorum. Buradan da bir tane centered rectangle oluşturacağım. Şöyle faremi bu tam kırmızı noktaya getirdiğinde sarıya dönüşüyor. Bu artık oraya dokunabiliyorsunuz demek oluyor. Buradan şimdi bir ölçü verelim. Önce şu kenara tıkladım. Yeşil olduğunu gördüm. Sonra geldim yatayda ölçü verme işlemine tıkladım. Burayı 5 yapacağım. Daha sonra buraya tıkladım ve dikeyde ölçü vermeye tıkladım. Burayı da 3 yapalım. 5'e 3'lük böyle bir şey olsun. Artık buranın solar mesajının altında full constraint olduğunu gördünüz. Bu önemli bir şey. Bunun sürekli böyle yeşil olmasına dikkat edin. Bu demek oluyor ki bu çizimde ölçüsü verilmemiş herhangi bir nokta kalmamış demek oluyor. Close diyorum. Az önce bakın görmüştük. Additive Helix demiştik. Buna tıklıyorum ve diyor ki bana kendisi bizim için başlangıç bir değerler verdi, bir şeyler oluşturdu. Şimdi burada bunu görmeye çalışalım. Şuradaki mouse'un topuyla burayı böyle hareket ettiriyorum ve Base Z aksisi gördünüz. Z aksis boyunca senin XY düzleminde yaklaştırayım biraz. Şurası X aksis, şurası Y aksis. Bu ikisi bir düzlem oluşturuyor. X, Y düzleminde Z aksisi boyunca böyle bir helix oluşturdu. Bunu bize gösteriyor. İsterseniz bunu şuradan left-handed dediği kısımdan mesela tersine çevirebilirsiniz. Reverse derseniz şu an artı Z'de gidiyordu, eksi Z'ye çevirebilirsiniz. Daha sonra burada bazı parametreler var. Diyor ki ben bu döndürme işlemini neye göre yapıyorum? Mesela yüksekliğe dönüşüne ve işte angle'ına göre mesela yükseklik ben yüksekliği 10 yapacağım. Şöyle tıkladığım için gitti. Enter'a bastım o yüzden gitti. Yüksekliğini 10 yapacağım. Dönüşünü şuradan azaltayım arkadaşlar. Nelerin değiştiğini görün mesela 0. Bir defa döndü, iki defa döndü, 3. Artırdıkça esasında bu araya giren diz sayısı artmış oluyor gibi düşünebilirsiniz. 10 kalsın. Con angle dediği de konik açı veriyorsunuz. Bunu da mesela 4 yaptım. Bakın şöyle nasıl değiştiğini gözlemleyin. Buralarla oynayarak değerleri daha da düşürdüm. Mesela 5 yaptım. Konik açı verdi. Her bir dönüşten sonra, her 5 turdan sonra bir konik açı verdi. Buralarla oynayarak bunları deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.